Aracımız 2013 model. Fiat Linea 1.3 Multijet. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 171 bin kilometrede. Müşterimizin bahçe istek ve şikayetleri, kurum temizliği, alt takım kontrolü, yağ bakım ve antifriz, sol amortisör ses var demiş. Yağ bakımları full olsun diye de eklemiş. İşlemlere başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir, kendiniz de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Öncelikle araca marş yapıyoruz. Bir sesini duyalım. İlk sesi bu şekilde. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumuna karşı aracı koruma altına alıyoruz. Öncelikle aküyü ayıracağız. Kutup başları çıkıyor. Akü çıktı. Şimdi akü yatağını sökeceğiz. 3 adet sabitleme cevatası var. 13 mafsalla sökülecek. Akü yatağı çıktı. Hava filtre kazanını ayırıyoruz. Haber lan. Çıktı. Intercooler'a giden boruyu çıkardık. O askeri beyinden geliyordu. Kirli. Temizlenecek. Şimdi boğaz kelebeği sökülecek. Boğaz kelebeğinin sabitleme cevataları 30 torx'la sökülüyor. Boğaz kelebeği çıktı. Kirli. Gördüğünüz gibi tıkalı. Bayağı tıkalı hem de. Şimdi açacağız. Boğaz kelebeğini çıkardıktan sonra manifoldun görüntüsü bu şekilde. Bakın nasıl tıkanmış. Gözükmüyor artık, tanınmaz halde. Şimdi manifoldu sökeceğiz. Önce bir tesisatı söküyoruz manifolda ulaşabilmek için. Manifold çıktıktan sonra daha detaylı göstereceğiz. Ama şuradan baktığımızda egere borusu, manifold bu şekilde tıkanmış. Egere borusunu çıkartıyoruz. Sabitleme cevataları söküldü. EGR kütüğünün 3 adet sabitleme cıvatasını söküyoruz. 45 torx'ta sökülüyor. Birazdan kütük de çıkacak. EGR borusu da çıktı bu arada. Gördüğünüz gibi zaten içeriden de belliydi. Tıkanmış. Yani neredeyse hemen hemen tüm delikleri kapanmış. Şimdi bunu güzelce açıp temizleyeceğiz. Kütükle beraber. Ondan sonra manifoldu da temizleyeceğiz aynı şekilde. Tıkanmış yerleri açacağız. Aracımız Euro 5 motor olduğu için M manifoldunun 9 adet sabitleme cıvatası bulunuyor ama üstte 5 tane olacak. Altta 4 tane. Euro 4'lerde üstte 4, altta 5 oluyordu. Birazdan M manifoldunun sabitleme cıvatalarını sökeceğiz. 9 adet cıvatası var. Sonrasında M manifoldumuz yerinden ayrılacak. Diğer taraftan parçalarımızın temizliğine başladık. Boruyu çıkardığımızda gördüğünüz gibi tıkanıktı. Şimdi kazıyoruz, açıyoruz o delik taraflarını. Kabasını bir alacağız. Ondan sonra makineye atacağız. Daha derin temizlik yapacağız. Son durum bu. Gördüğünüz sıcak gibi şu anda çıkanlar da bunlar. Fırından sıcak sıcak. Makinede. Baksanıza nasıl tıkanmış. Yani düşük devir kullanmak işte. Ucuz yakın. Boğaz kelebeğini temizlemeye başladık. Yine kurumlaşmış bölgeleri kazıyarak kabasını alıyoruz. Gösterelim bir kameraya şöyle. Baksana abi bak. Bak şu nasıl düşecek orada. Bak. Böyle bir şey olur mu ya? Şu anda içinden çıkanlar. EGR borusunu telliyoruz yıkamadan önce. Parça yıkama makinesine koyduk parçaları. Şimdi kapağı indiriyoruz. Temizliğe başlıyoruz. Boğaz kelebeğinden başladık. İçinden çıkan pislikleri görüyorsunuz. Simsiyah atıyorsun. EGR'yi çıkardık kütüğüyle beraber. Şimdi EGR kütükten ayrılacak. Güzel bir temizlik yapacağız. Hem kütüğe hem EGR'ye. Parça temizliğimiz devam ediyor. Boruyu, hortumu yıkıyoruz. Sen koru borusu nasıl veriyor mu? 5 tane. Bence. Karamel çekiyoruz. Son bölümsü bu. EGR ara borumuz temizleniyor. Evet. EGR borusunu temizlemeye başladık. Manifoldun sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Birazdan manifold çıkacak. Parçalarımız temizlendi. EGR borusu, intercooler hortumu aynı şekilde gördüğünüz gibi boğaz kelebeği tertemiz. Sıfır gibi tertemiz. EGR'yi kütükten ayırdık. İçi bu şekilde. Şimdi güzelce temizleyeceğiz.
Kirlilik oranı bu şekilde. Bakın tıkanmış. EGR ve kütüğünü parça yıkama makinemizle temizliyoruz. Danzikliği vurur vurmaz gördüğünüz gibi simsiyah. Kahverengimsi oldu tabii beyaz. İlaçla beraber karışınca. Emmi manifoldu çıktı. Kaldın mı? Oraya koy. İç tarafını görüyorsunuz. Yine çok tıkanmış. Oo bayağı var. Şimdi içini daha net bir şekilde göstereceğiz. Bakın ne kadar tıkanmış. Temizledik, şimdi kuruluyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. EGR kütüğü. Emme manifolduna bağlı olan MAP sensörünü söküyoruz. Orayı da temizleyeceğiz. Yani hem temizlik hem de buranın içeri makineye vuruyorsun. Tazik vuruyor. Bunun ucuna zarar veriyor. Evet. Boğaz kelebeğinin son hali bu şekilde. Çıkardık makineyi. Tertemiz gördüğünüz gibi. Parçaları makineden çıkardık. Son görüntüsü bu şekilde. Terliyoruz. Conta'nın oturacağı bölge. Boğaz kelebeği de terleniyor. Manifoldu temizlemeye başladık. Önce kazıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten bayağı bir kurumlaşmış kirler var. Önce onları akıtacağız bir kısmını. Akıtacağız ve kazacağız. Sonra tamam, işte kazıyarak akıtıyoruz abi. Arka tarafı da yine kazıyoruz. Şu anda içinden çıkanlar, daha bir sürü de var yani. Bir şey tut bakayım. Bir kısmı çıktı şu an. Var var. Manifoldu parça yıkama makinesine koyduk. Temizliğe başlıyoruz. Danzikliği ilaçla beraber vuracağız. Simsiyah görüyorsunuz. EGR'miz temizlendi. Şimdi MAP sensörünü temizleyeceğiz. MAP sensörü temizleniyor. MAP sensörünün temizliği tamam. Emme manifoldu. Emme manifoldunu yerine oturttuk. Şimdi sabitleme cıvatalarını sıkacağız. 9 adet vardı bildiğiniz gibi. 3'te 5, 6'da 4 olmak üzere. 45 torx'la da sıkacağız. Yağ çubuğunu takıyoruz. EGR kütüğünü contasını taktık. EGR kütüğünü takıyoruz. Biraz zor arkadaşlar. Araç Ege olsaydı daha kolaydı ama ne yalan da gerek şase gerek torpido tarafıydı. İşi zorlaştırıyor. 3 adet sabitleme cıvatasını 30 torx'ta sıkıyoruz. EGR borusunu takıyoruz. 2 adet cıvatası var. EGR tarafında 2 adet 6 alem cıvatası var. Manifold tarafında ise 3 adet 35-30 torx cıvatası var. Toplam 5 tane yani. Kanala indik. Alt taraftan şimdi eski motor yağını salacağız. Araca yağ bakımı da olacaktı. Tapa çıkıyor. Kaç demiştin Ahmet? 5 torx. 45 torx'ta çıkıyor. Ve tapa çıktı. Gördüğünüz gibi yağ simsiyah. Bu şekilde taktiksel yağımızı sarılıyoruz. Taktiksel. Yoksa her yerimiz yağ olur. Kütüğün sabitleme cıvataları sıkıldı. EGR borusunun sabitleme cıvatalarını sıktık. Şimdi boğaz kelebeğini takacağız. Evet, temiz, tertemiz bir vaziyette. 30 torkluk 3 tane cıvatası var. Diğer yandan da yağ filtresi. 32 lokmayla eski yağ filtresini söküyoruz. Yani yağ filtresini kabının içinde kalan eski yağ. Şırıngayla çekiyoruz.
eski. Yani yağ bakımı yapıldığı için eski yağ dair izler kalmasın. Yağ bakımı yağ kalmasın. Evet, çektiğimiz yağ bu. Eski yağ filtremiz de bu. Boz kemiğini oturttuk. Sabitleme cıvataları sıkılıyor. Hortumlarını bağlıyoruz. Yeni kelepçeleriyle beraber. Yağ filtresini kapağından çıkardık. Görüntü bu şekilde. Yağ filtresini taktığımız plastik kapağı güzelce balata spreyle temizliyoruz. Birazdan yeni yağ filtresini takmak için. Evet arkadaşlar, alanı genişletmek için buraları komple sökmüştük. Şimdi Part 2'nin emiş hortumlarını aynı yerine takıyoruz. Yeni yağ filtresi takıyoruz. Terkolor hortum takılıyor. Boğaz kelebeğine bağlıyoruz. Yeni yağ filtresini 32 lokmayla sıkacağız. Mazot filtresini değiştireceğiz. Eskisini çıkartıyoruz. Hortumları öncelikle ayırdık. Şimdi mazot filtresi çıkıyor. Mazot filtresi biraz zor bir yerde. O yüzden hemen çıkmıyor. Biraz zaman alabiliyor bazı durumlarda, bu gibi durumlarda. Ve çıktı. Yeni mazot filtresi. Evet, bunun yeni contası çıkıyor içerisinde. Yeni contasını takıyoruz üzerine. Duruyor. Bu da bu var. Sen şöyle şu tarafa. Hemen yanındaki de eskisi, az önce gösterdiğimiz. Aracın tekrardan altına geldik. Şimdi motor yağını salmıştık. Tapayı tekrardan takıyoruz. Teflonları takmadan önce 40 Torx'la sıkıyoruz tıpayı. Şimdi akan yağı temizliyoruz balata spreyi ile. Tıpkıdan akan kısım burası. Arabanın altında öyle bir yağ kaçağı da yok zaten. Yağ kaçağı yok yani, mevcut değil. Sana şurada balata spreyi sıkarım. Sadece balata spreyi sıktım, merak ettim çünkü. Yeni mazot filtresini takıyoruz. Hemen aşağıda, bak burada sensörü var. Sensörü takıyoruz, ondan sonra tamam. Yerine oturtuyoruz. Hemen hortumlarını bağlayacağız. Ve mazot filtresi. Tamam. Akü yatağını bağlıyoruz. Yuvasını oturttuk. Sabitleme cıvatalarını 13 mafsallı sıkıyoruz. 3 adet. Aküyü takıyoruz. Tabii artıya artıya göre, eksiye eksiye. Hemen kutup başlarını bağlayacağız. Şimdi hava filtresini çıkartacağız eskisini. Kapağını açacağız. 4 adet sabitleme cıvatası var. Orijinalinde 4 zaten. Tekel bir tarafa. Bu yalama olmuş diye buraya yıldızak. Oradan çıktırmışlar. 7 lokma tornavidayla söküyoruz cıvataları. İki hava filtresini çıkartıyoruz. Havaya getir, havası. Göstersen fena olmaz. Gördüğünüz gibi kirli. Anladın mı? Yenisi de burada. Poşetinden çıkartıp takacağız. Yenisini koymadan önce yeni gerektireceğiz. Yeni hava filtresini oturttuk. Kapağını kapatıyoruz tekrardan. Bu araçlarda bunu takarken şu ya şu ya da bu, iki tanesinden bir tanesi her zaman duvaya oturmadığı zaman dışarıda kalıyor. Arabada gürültülü çalışıyor. Yani onu takarken oraya dikkat edelim. Hemen cıvatalarını 7 lokma tornavidayla tekrardan sıkıyoruz. Hava filtre kazanını tekrardan aracı oturttuk. Hemen hortumunu bağlıyoruz. Akış metre fişi takılacak. Akış metre fişi takıldı. Aracın yeni motor yağını koyuyoruz. 5.30'luk motor yağı. C2 değil mi? Partikülle, evet. Evet. Zaten yağın renginden de belli oluyor yeni olduğu. Araca kırmızı antifrizi koyuyoruz. Buradan havasını alıyoruz. Neyin havasını alıyorsun? Suyun havasını. Suyun havasını alıyorum. Onu da söyle de bilen var, bilmeyen var. Şimdi sol amortisör takozunu değiştireceğiz. Sol amortisörden ses geliyordu. Kontrol ettik. Tespitimiz takozun değişmesi yönünde. Aynı zamanda alt takım kontrolüne de başladık. Kanala indik. Kontrolleri Ercan Usta yapıyor. Alt takımda salıncaklar güzel. Silgeçleri çıkardık. Silecek muhafazasını da kaldırdık. Sol amortisör takozu üst taraftan 12 lokmayla sökülüyor. Kaç cıvatası vardı?
Tamam, burada sağlam. Zeroklarımız sağlam. Vallahi bak başlarım. Altı çok güzel. Şu an alt takımda bir problem gözükmüyor. Salıncaklar sanki yeni değişmiş zaten. Ustamız yakın dönemde değişmiş olabilir diyor salıncaklar. Takozu diğer yandan söküyoruz. Amortisör yerinden ayrılacak. Sol amortisörü çıkarttık. Takoz çıktı. Şöyle. Bak elimizde var mı? Evet, bayağı kütür kütür yapıyor. Ses bundan geliyormuş yani. Ha. Zaten sol taraftaki genelde dönüşlerde tıkır tıkır yaparsa yay kırt kırt yapıyor. Direksiyondan hissediyorsunuz zaten. Müşterimiz de hissetmiş. Yeni sol amortisör takosu geldi. Amortisörün üstüne oturttu. Şimdi sabitleme cıvataları sıkılacak. Amortisörü tekrardan takıyoruz. Uzun sabitleme cıvataları sıkılıyor. Silgeçleri ve muhafazasını da taktık. Son olarak marş yapmadan önce güzel bir motor iç temizliği yapıyoruz. İlacımızı sıkacağız. Güzelce ovalayaraktan, fırçalayaraktan, silerekten temizliği bitireceğiz. Fırçalıyoruz. Aküden başladık. Motora doğru gideceğiz. Şu an fanı temizliyoruz. Temizlik bitti. Şimdi kurulama işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Araca marş yaptık. Son sesi bu şekilde. Arabanın pompacıya gitmesi lazım. Neyden dolayı? Böyle böyle çalışıyor ya. Burada pompacıya gitmesi lazım. Erkan abi, arabanın pompacıya gitmesi lazım. Araç şu an bu şekilde çalışıyor. Aracın bir pompacıya gitmesi gerekiyor. Garajda tekleme var. Enjektörler bakacak. Enjektörlerden dolayı bir tekleme mevcut araçta şu an. Ondan dolayı pompacıya gönderiyorum. Bizlik işlemi tamam. İç taraftan polen filtresini sökeceğiz. Alt tarafta bulunuyor. Eski polen filtresini çıkarttık. Gördüğünüz gibi bu halde. Değişecek. Bu arada aracın yeni polen filtresi de takıldı. Ben diğer aracın çekiminde olduğum için yenisini takarken arkadaşım haber vermeyi unutmuş. Doğal olarak yenisini çekemedik. Yeni polen filtresi de takıldı bilginize. Aracın yağ kartı da yazıldı. Değiştirildiği kilometresi 170.947 olarak güncellendi. Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, mazot filtresi ve antifriz değişimi yapıldı. Fiat Linea aracımızın işlemleri bitti. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.